İlk olarak ne yapıyorum? Hiçbir şey. Herhalde şey yapıyorum. Gidip bilmiyorsam eğer oyunu ediniyorum. Oyunu okuyorum. Role bakıyorum. Çok da çıkmıyor aslında. Hep bildiğimiz şeyler mi oluyor son zamanlarda? Hep bildiğim şeyler geliyor galiba. Ama yeni hiç bilmediğim bir oyunla karşılaştığım biraz çok nadir oluyor artık. Herhalde birileri bana söylüyor. Diyorlar ki işte ya şu oyun var daha önceden işte böyle bir şey yapacağız. Sen bunu oynamak ister misin falan filan diye. O yüzden çok yeni bir şeyle karşılaşmıyorum. Ama genelde oyunu asıldığında deriz biz. Yani ben o oyunu oynamakla görevlendirildiğimde tiyatroda bunun haberi bana daha önceden gelmiş oluyor. Vallahi duruma bağlı. Eğer korkunç uzun bir mekanik problemi varsa oyunun, mesela diyelim Edward Albee gibi diyelim Hayvanat Bahçesi gibi oyunu vardır meşhur. Orada bir 8 sayfalık bir tirat vardır. Şimdi yani burada mekanik bir problem var. Onu baştan çalışmakta fayda var aslında. Bir sürü yönetmen tam ezberle çalışır. Ama ben genelde sahnede rolü anladıktan sonra ezbere geçerim. Yani ne yapacağımı anlarım ondan sonra ezbere geçerim. Çalışırım biraz yani. Hiç masa başı sevmem. Ne yani hiç sevmem. Çünkü masa başı aslında birçok önemli bir şey masa başı bir oyunun anlaşılmasında. Fakat ben dil tarih mezunuyum. Ve de oyunla ilgili hep kendi fikirlerim oluyor. Yani dramaturji de eğitimi aldığım için anlamış olduğunu düşünüyorum. Elbette ki yönetmenle de konuşuyorum. Ama prova da prova. Yani masa başı hiç oturur da aylarca, yıllarca insanı çok rahatsız, yani beni çok sıkan bir süreç o. Oyun. Tabii ki oyun. Yani muhakkak oyun. Hiç prova da şey. Yani provayı da mecburiyetten yapıyoruz diye düşünüyorum. Ama gerçekten oyun. Çünkü o zaman bütün o yazarın bir gün başlayıp yazmaya başladığı şey asıl amacına ulaşıyor orada. Ve asıl güzel olan şey de o bence. İlginç bir soru. Bilmiyorum. Herhalde gerçekleşmeye başladığında gerçekleşince inanmaya başlıyorum. Hakikaten inanmama dönemi de vardır. Çok da sıkıntılı bir dönemdir o. Yani bir şey yapıyorsundur sahnede ama inanmıyorsundur o çok. Sıkıntılı bir süreç. Herhalde sahneye çıktığımda artık inanmış oluyorumdur diye düşünüyorum. Yani 50-60. Oyunda gibi diye tahmin ediyorum. 50-60. Yani erken de olabilir. 30-40. Oyunda da olabilir ama herhalde 50-60'da olur. Hayır, şey yani şaşırmayın ama 100. oyunda aa burası böyleymiş ya dediğim olmuştur yani. Daha yeni oturduğu olmuştur. Ama tabii bir sürü tiyatronun böyle imkanları yok. Bizim böyle imkanlarımız var. Biz 5. haftada 40. oyuna ulaşıyoruz yani o yüzden bizim için daha değişiktir oyunla kurulan ilişki diye düşünüyorum. Bizim derken işte bizim gibi çok oynayan tiyatrolar, ödenekli tiyatrolarda. Bir değil ama. Birkaç rol var. Yani bu Mehmet Ulusoy olayları tabii bizim hayatımızda bir yer. Mehmet abiyle tanışan insanlar öyle olur.
yer edinmiştir. Voize'yi bir daha oynamak isterim. Ondan sonra bir de şeyi isterim. Dışarıda oynadığım, ya bir sürü isterim de, bir yastık adam vardı. Orada oynadığım rolü tekrar oynamak isterim, Michael. Bir de en son oynadığım, ya Lütfü Usta. Onu çok isterim tekrar oynamayı. Galiba bir aktörün bir açlığı oluyor gençken ve bir dönem diyelim. İşte şunu da oynayacağım, bunu da oynayacağım falan diye böyle bir açlık içerisinde oluyor. Ben o durumu geçirdim. Ben artık rahatladım diye düşünebiliriz. Yani hatta aman şunu mu oynayacağız, of of falan diye hayıflandığım da oluyor. Zor böyle, ya da işte seyircinin iletişim sağlayamayacağını düşündüğüm tekstlerde ay bunu mu oynayacağız falan olduğum oluyor. Ben herhalde o konuda rahatlamışım ama hayalimdeki oynama, mesela hiç Amerikan şeyi oynamadım. Amerikan gerçekçilerini. Oynasaydım iyi olurdu. Okuldayken çok oynamıştım. Yani Tom'dan girip bilmem şeyden, bütün oğullarımdan çıkmışımdır. Ya da işte dediğim gibi işte Edward Albee'ler ya da Shepherd'lar, ama oynamadım. Ama yani oynamasam da olur. Kulis masamda neler var. Ben hiç öyle... Böyle insanlar vardır. İsim verebilir miyim? Mesela Sevinç gibi, Arif Beyefendi gibi, Arif Akkaya gibi, böyle şeyleri açıktır. Orası bilmem ne, burada bilmem ne. Ben hiç ne gerekiyorsa, zavallı bir kalem. O eğer gözüme bir şey çekilecekse. Plastik makyaj yaptım şeyde, bu kuş operasyonunda 2-3 yıl, kaç yıl oynadıysak. Sırf o stick. Yanında dörtlü böyle bir şey, shader ve bir kalem. Yani ben pek şey değilimdir o. Su olur kesinlikle.